Herkese merhaba, Nefis Satar Durağına kanalıma hoş geldiniz. Bugün bol tereyağlı, bol peynirli mükemmel bir katmer yaptım. Hem yapılışı çok farklı, hem de çok lezzetli. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine 2 su bardağı ılık su, 1 çay kaşığı toz maya ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave ettim. Güzelce karıştırıyorum. Hemen ardından unu ekleyeceğim. Tarifim için 5,5 ,5 bardak un kullandım. Bu sırada üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum. Unu lütfen kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Unun tamamını ilave ettikten sonra spatula içerisinden alıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. 4-5 dakika boyunca hamur özdeşene kadar yoğurmaya devam edeceğim. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun yumuşaklığını ve kıvamını da yakından göstermiş olacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi yoğurma işlemini tamamladım. Kase temizlendi. Hamur artık elimi bıraktı. Güzelce toparladıktan sonra masanın üzerine alıyorum. sakız kıvamında hamur yoğurduğumuz için bu sırada un kullanmamıza gerek yok. Şimdi pürüzsüz bir hale gelene kadar toparlamaya devam edeceğim. Hamurun altına ve üstüne bir miktar un serptikten sonra toplamda 8 eşit parçaya bölüyorum. sonrasında beze haline getireceğim. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra borcamın tabanına bir miktar un serpiyorum. Bezeleri içerisine yerleştireceğim. Ortalama 10 dakika boyunca bezeleri dinlendireceğim. Kolaylıkla açabilmek için. Tam bu esnada bezelerin kurumaması için poşetle veya streçle mutlaka kapatalım. Bezeler bir köşede dinlenirken ben iç harcını hazırlamaya geçiyorum. İç harcı için çökelek peyniri ve maydanoz kullandım. Burada dilediğiniz peynir çeşidini kullanabilirsiniz. Hatta sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. İç harcını hazırladıktan sonra bir köşeye kaldıracağım. Hemen 150 gram eritilmiş tereyağın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Tariflerimde tereyağı kullanmayı tercih ediyorum. Sizler dilediğiniz katı yağını kullanabilirsiniz hiç fark etmez. Şimdi e, tereyağını da bir köşeye kaldırdıktan sonra dinlenen bezeleri kontrol edeceğim. Hemen açma işlemine geçiyorum. Bezenin altına ve üstüne bol miktarda un serpeceğim. Oklava ile döndürerek bezeyi büyütüyorum. Bu arada ne kadar çok büyük açarsak katmerimizin içerisi o kadar tel tel olacak. 8 tane yufka açıyoruz. Burada en önemli püf nokta ilk bezeyi açarken kullanmış olduğumuzun ne kadar çok un kullanırsanız sonrasında un kullanma gereği duymuyoruz. Çünkü ilk başta kullanmış olduğumuz un ile bezeyi yeteri kadar büyütmüş olacağız. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki sizlerin de gördüğü gibi sadece yapmanız gereken oklavaya sarıp çapraz olacak şekilde döndürmeniz yufka kendiliğinden büyüyecektir açabildiğim büyüklükte. Açtıktan sonra yufkanın her tarafına bolca tereyağından süreceğim. Son olarak yufkanın iki kenarını içe doğru katlayarak sarmaya devam ediyorum. Tam bu esnada yine yağlama işlemi yapıyorum. Yufkanın herhangi bir yerinin kuru kalmaması gerekiyor. İçerisinde hamurlanma olmaması için iç harcını sadece bir bölümüne ekliyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi tam ortasına gelecek şekilde bir bölümüne bol miktarda iç harcı ekledikten sonra yine yufkanın yüzeyini yağlayacağım. Katladıktan sonra da şeklini vermiş olacağım. 8 tane yufkaya da aynı işlemi uyguladıktan sonra ister buzdolabında dinlendirin ister masanızda hiç fark etmez içerisindeki yağın çekmesi gerekiyor. Yani toparlandıktan sonra yine açma işlemine başladım. Burada çok fazla un kullanmıyoruz. Sadece altına ve üstüne çok az miktarda un serpiştirdikten sonra bezeleri açmaya devam edeceğim. Yine büyüklüğünü sizlerde görüyorsunuz. Bezeleri çok fazla büyük açmıyorum tümünü açtıktan sonra ocağın başına geçtim. Tavayı ocağa aldıktan sonra yine tabanı çok az miktarda sıvı yağ ile yağladım. Açtığım ilk bezeyi tavanın içerisine yerleştirdim. Sürekli döndüreceğim. Her tarafını eşit bir şekilde kızarmasını sağlayacağım. Ocağımın ısısı ise oldukça yüksek derecede. Yüksek derecede pişirdiğimiz takdirde katmerlerimiz çok güzel bir şekilde kabaracak. İçerisinde hamurlanma olmayacak videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Hızlıca sizlere bir daha göstermek istedim. Tavanın tabanını yağladıktan sonra bezenin de yüzeyini yağlıyorum. Her tarafının çok güzel bir şekilde kızarmasını istiyorum. Bu arada ocağın başından hiçbir şekilde ayrılmadım. Çünkü katmerlerin saniyeler içerisinde yüzeyi kızarabilir. Sürekli çevirmeye özen gösteriyorum. Katmerlerin tümünü pişirdikten sonra sıcak sıcak servis yapıyorum. Sizlere de iç dokusunun ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Hazırladığımız katmerlerin dış yüzeyi çıtır çıtır içerisi yumuşacık tel tel oldu. Hem pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.